Servi'ye, Hürriyet gazetesinden Servi, iktidara yakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yakın bir isim. Servi'ye göre erken seçim, bir baskın seçim ihtimali de var. Olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla. Bu toplantının ardından acaba olası bir kabine değişikliği mi var, erken seçim mi olacak derken karşılıklı açıklamalar gelmişti. Hayır, biz seçim sürecinde neler yapacağız onu konuştuk. Ama Servi diyor ki eğer böyle bir toplantı yapıldıysa Sayın Erdoğan'ın diyor iki önünde madde olabilir. Biri nabız yokluyor olabilir. İkincisi de seçim hazırlıkları önceden başlamış olabilir. Bir seçim tarihi de verdi. Dinleyelim. Erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. O demokratik randevunun tarihi ise 2023 yılının Haziran ayıdır. İktidar seçim zamanında yapılacak dese de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde AKP yönetimine acil toplaması Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bu iki adet oy pusulasını koyunuz. Başka bir şey koymayınız. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye göre erken seçim ihtimali sıfır değil. AK Parti kulislerinden edindiğim izlenim erken seçim olmadığı yönünde. Ha muhalefeti dağınık görüp baskın basanındır der, seçime giderse orasını bilemem. Ama yeni çıkan seçim yasasını uygulamak istiyorlar. Erdoğan'ın seçim gündemiyle MYK'yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var. Bir, Erdoğan nabız yokluyor. İki, seçim hazırlıklarına önceden başladı. Peki 2023 Haziran ayında yapılacağı söylenen genel seçim için yeni bir tarih mümkün mü? Abdülkadir Selvi o soruya da yanıt aradı. En fazla 14 Mayıs'ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor. Üniversite sınavları, LGS, Kurban Bayramı derken yoğun bir Haziran ayı bizi bekliyor. Bu yoğunluğun içine seçimleri sokmamak için belki bir ay önceye çekilebilir deniliyor. AKP'nin 2023 seçimleri için bir strateji ekibi oluşturduğunun altını çizen Selvi, seçim kampanyasında kullanılan dilin de belirleyici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda da kutuplaştırıcı stratejiyi savunan olmamış, aksine AKP'liler kucaklayıcı bir dilin kullanılması gerektiği görüşünde. Selvi'ye göre AKP'nin en büyük rakibi altılı masa değil, ekonomi. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. Evet, seçimi konuşacağız ama önce bir verecek misiniz arkadaşlar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi bir sıcak gelişme olarak paylaşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadelede kadar önemli bulduğum sağlıkta beyaz reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Covid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını, şu an evden de aslında işi takip ettiğini ve sağlıkta beyaz reform çalışmalarını online toplantılarla yaptığını söylüyor. Geçmiş olsun diyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya. Bir taraftan tüm COVID önlemleri de ortadan kalkmıştı, hayatımızdan çıkarılmıştı. Devam eden tek önlem efendim gece 1'den sonra müzik yasağının sürdürülmesi. Öyle koruyoruz kendimizi. Seçime devam edelim. Seçimi izledik. Erken seçim olur mu, baskın seçim olur mu, seçim zamanında olur mu bilmiyoruz. Ama iki liderden seçim sürecine giderken çok önemli iki uyarı geldi. Bir provokasyon uyarısıydı. Hem Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu T24'te Murat Sabuncu'ya konuştuğunda bu uyarıyı yaptı. Hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle konuştuğunda aman dedi her yolu deneyecekler. Sakın öfkelenmeyin, sizi çekmek istedikleri yere gitmeyin, bir provokasyon olabileceğinden söz etmişti. Dün de kayda geçtiğinde biz CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e sormuştuk. Bu bir bilgi mi yoksa tüm yaşananlardan, tecrübelerden kaynaklı bir uyarı mı? Her ikisi de demişti Özgür Özel. Çünkü seçim sürecinde neler yaşadığımızı biliyoruz. 7 Haziran 1 Kasım'ı yaşadık. Bir taraftan da sandık kurulduğunda güvenlik sorunu da masada. Sandık kurulduğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o seçimlerde de neler yaşadığımızı biliyoruz. Sandıktan istenmeyen oy çıktığında seçim iptaline kadar gidilmişti. Ama sonra o kaybetmek istemedikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne
geçmişti. O günden bugüne de ekonomik olarak da hukuksal olarak da bir kıskacın içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na açılan davalar, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan davalarla bir mücadele süreci devam ediyor. Şimdi bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde bu davalardan biri vardı. Çünkü Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Salta 10 yıl hapisle dava açılmıştı. Hedefinde o yüzden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vardı. Gerçekten kitap okumayan ya da hayatımda hiç kitap okumadım diyenler saçmalamaya devam ediyorlar. Biz yoksulun derdindeyken anlıyoruz ki bazıları hala kumpasın derdinde. Biz bu kumpaslara boyun eğecek, göz yumacak karakterde insanlar değiliz. Kumpas dedi, göz yummayacağız mesajı verdi. Bir iddianame ortaya koyarak, bir itham ortaya koyarak benim yol arkadaşıma bir ceza verilmesi noktasında terör örgütüyle ilişkilendirme çabasıyla bir iddianame ortaya konuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda Sevgi Soysal Kütüphanesi'ni açtı. Gençlerle buluştu ama öncesinde gündeme dair konuştu. Ses tonu yüksek ve sertti. Süreci dikkatle takip ediyorum. 557 terörist diyerek 86 bin çalışanımızı zan altında bırakan ve ortada hiçbir şey çıkmayınca da bir sivil toplum kuruluşu üzerinden bir terör safsatasıyla benim yol arkadaşlarıma erişmeye çalışan aklın karşısında dimdik ayaktayız. Sesi yüksek çünkü İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü terör soruşturması kapsamında İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Yoksulun ihtiyaç duyduğu her işe koşmaya, ihtiyacı olan her insanımıza el uzatmaya gayret ettik. Derneklere de katkılar sunduk. Gerçekten İhtiyaç sahibi olup olmadığını, kullanıp kullanılmadığını tariflemeye gayret ederek süreci yönettik. Yavuz Saltık, belediyenin yardım kartlarını terör örgütüyle ilintili olmakla suçlanan DİAİDER üyelerine dağıtmakla suçlanıyor. İmamoğlu, belediyede 2004'ten bu yana sosyal yardımların kayıt altında olduğunu belirtti. 1,5 milyon haneye yardım gittiğini söyledi. İBB'nin sosyal yardım kampanyalarında toplanan paraya el konulduğunu hatırlattı. Yargı kullanılıyor dedi. Daha fazla bu süreçleri nasıl bir kumpasa çevirebiliriz gayretinde oldular. İthamlara, mesnetsiz ithamlara, yargıyı siyasi bir silah olarak kullanacak kadar gözleri kararmış tavır ve davranışlara devam ettiler. Yaklaşık bir yıl önce 557 terörist var denilmişti. Sayıyı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vermişti. Bir bakan hırslarıyla belediyemizi o günden bugüne müfettişlerin saldırısına uğrattı. Niçin? Ekrem İmamoğlu'na bir tokat atayım ya da bir darbe vurayım anlayışıyla. Ben yol arkadaşlarıma güvenle yol yürürüm. Makam elde ettikten sonra kapımı çalan, uygun ya da uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren bir makam sahibi değilim. Beni kendisiyle kimse karıştırmasın. Yavuz Saltık'a sahip çıktı. Bu insanlara karşı da dimdik ayaktayız. Asla yıkılmayız, asla geri durmayız. Sizler bizi tehdit etmeye devam edin, hiç sorun yok. Milletimiz günü geldiğinde sizlere gereken cevabı verecektir. Onları milletçe uğurlayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bir eşkıyalığın haberini izleyeceğiz şimdi. Kayseri'de bir karakolda. AKP gençlik kollarından birileri gidiyorlar, karakolu basıyorlar, polisleri dövüyorlar. Nasıl oluyor bu iş diyeceksiniz. O kişi, AKP Gençlik Kolları Başkanı, o karakola gidiyor. Kendi bir işlemi için gidiyor. Kapıda diyorlar ki kimlik göstermen gerekiyor. Kimlik. Sen beni tanımadın mı? Benim kim olduğumu bilmiyor musun? Polis memuru da diyor ki ben senin kim olduğunu bilmiyorum. Ama buradaki uygulamayı biliyorum. Kimliğini göstermen gerekiyor. Ve kimliğini göstermediği için de içeriye almıyorlar. Sonra o gençlik kolları başkanı gidiyor, arkadaşlarını topluyor, yeniden dönüyor karakola. Sonra olanları izleyeceğiz. Kayseri'de karakol basıp polis dövüyor. İlim Kayseri'nin Tomarza ilçesinde AKP gençlik kolları başkanı
yanındaki iki eşkıyayla birlikte polis karakolunu basıp bir polis memurunun burnunu kırdı. Karakol basıldı, bir polis yaralandı. Karakolu basan AKP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı. Yer Kayseri'nin Tomarza ilçesi. AKP'li Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz, Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir işlem için gitti. Kapıda görevli polis memuru Farihçe kimliğini sordu.